Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Bu haftaki konuğumuz, ünlülere şan eğitimi vererek adını duyuran ve aynı zamanda iyi bir solist olan Ceylan Bozoğlu ile birlikteyiz. Ceylan Hanım, müzik kariyerinize nasıl başladınız? Tesadüf eseri başladım açıkçası. Hayalimde yoktu bu. Tamamen lisede müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle böyle bir yeteneğimin olduğunu keşfettim. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarını araştırdım ve yine tesadüf eseri kazandım burayı. Kazandıktan sonra opera sanatına aşık oldum. Ve ses, şan eğitimi benim vazgeçilmezim oldu. Her gün biraz daha kendimi nasıl geliştiririm, nasıl değiştiririm, hep bunun peşinde oldum. Çok keyifli bir serüven, keyifli bir yolculuk benim için. Dediğim gibi hani kimse çocuklukta mikrofon tutar, hani ayna karşısında kumandayı mikrofon yapar, tarağı mikrofon yapar. Genelde böyle hikayeleri olur insanların. Benim pek böyle değil, aklımda yoktu. Güzel bir sesim olduğunu biliyordum ama biraz çekiniyordum açıkçası. Tesadüf başladı tamamen, müzik öğretmenim keşfetti diyebiliriz yani. Üç üniversite mezunusunuz ve çok ciddi şan eğitimi konusunda dersler aldınız. Şan eğitimi alırken nelere dikkat edilmelidir? Şan eğitimi çok hassas noktaları olan, çok özenle seçilmesi gereken bir eğitmenle başlar. Burada hoca çok önemli oluyor. Daha sonra bu eğitim süresince doğru nefes, doğru artikülasyon, doğru diksiyon, doğru yer ve doğru duruş gibi çeşitli püf noktaları var. Öğrencinin çok bilinçli bir şekilde eğitmenini bulup daha sonra bu aşamaları tek tek takip etmesi ve uygulaması gerekiyor. Peki herkes şarkı söyleyebilir mi? Herkes şarkı söyler. Bunun için hiçbir engel yok. Fakat ne amaçla söylediği çok önemli. Kendini mutlu etmek için de söyleyebilir. Profesyonel sahne yapmak için de söyleyebilir. Albüm yapmak için de söyleyebilir. Amacına yönelik çalışırsa veya çalıştırılırsa herkes şarkı söyleyebilir. Sesi ne kadar kötü olursa olsun. Doğru çalıştırıldığı zaman çok güzel sonuçlar çıkıyor ortaya. Şan eğitimi verirken derslerinize nasıl başlıyorsunuz? Öncelikle nefes terapisiyle başlıyor dersler. Daha sonra doğru duruş, doğru artikülasyon, diksiyon ve teknik çalışmalarla devam ediyor. Bu bir enstrüman, bunu kabullenmek lazım önce. Bu enstrümanın bir kullanma kılavuzu var. Bu kullanma kılavuzunu öğretiyorum öğrenciye. Daha sonra repertuar çalışması devam ediyor. Tabii kişinin tarzı, yaptığı müzik, stiller, yorum, bunlar ilerleyen aşamalarda kişinin tarzına göre şekilleniyor, değişiyor. Şan eğitimi denildiği zaman akla gelen ilk şey şarkıcılık. Peki şan eğitimi dışında hangi meslek gruplarıyla çalışıyorsunuz? Şan şarkı söylemek demek zaten ama şan eğitimi dediğim, az önce de söylediğim gibi birçok aşamadan oluşuyor. Nefes terapisi, doğru konuşma dersi, daha sonra teknik çalışmalar. Dolayısıyla nefes ve doğru konuşma diğer meslek gruplarının da ihtiyacı olan eğitimler. Örneğin spikerler, sunucular, öğretmenler ya da evde oturan ev hanımı bile bu dersi alabiliyor. Çünkü neden? Sosyal ilişkileri sırasında daha etkili ve akıcı konuşabilmesi için nefesini doğru kullanmayı bilmesi gerekiyor. Sesli harfleri, sesli vokalleri, sessiz vokalleri doğru yerde kullandığı, sesini doğru yere taşıdığı zaman, rezonans dediğimiz bölgeye taşıdığı zaman başka bir karaktere bürünüyor sesi ve karşı taraftan çok daha olumlu etkiler alıyor. Örneğin siyasiler, sunucular ya da mesleği iletişimle ilgili olan insanlar karşı tarafı etkilemek için bu dersi alıyorlar. Şan eğitimi dışında demiştik çok da iyi bir solistsiniz, çok etkileyici bir sesiniz var. Ne tarz müzikleri yapmaktan keyif alıyorsunuz? Ben opera şan bölümü mezunuyum. Okuduğum iki üniversitede de opera şan bölümünden mezun oldum. Ama bu ülkenin topraklarının türkülerini dinleyerek büyüdüm. Halk müziğine hayranım, sanat müziğine ayrı bir sempati duyuyorum. Ruhumda bir Sibel Can var. Yani her tarz müzik dinlemekten ve icra etmekten çok hoşlanıyorum. Ayrıca dinlediğim bir türküyü arya tarzında seslendirmeye çalışmak ya da dinlediğim arabesk fantezi bir şarkıyı batı soundlara çekerek yorumlayabilmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu yüzden sahnede de çok güzel şovlar sergiliyoruz ekibimle beraber. Dinleyenler de çok mutlu oluyor. Peki kendinize idol olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı? Var. Çeşitli tarzlarda var.
Mesela opera tarzında Leyla Gencer hayranıyım, fanatik bir şekilde. Sanat müziği, Türk sanat müziğinde Melahat Gülses hastasıyım. Melahat Hoca aynı zamanda benim de öğrencimdir. Onunla da ses terapisi çalışıyoruz. İbrahim Tatlıses, yani üstüne söylenilebilecek başka bir söz yok. Zaten adımın hikayesi de Ceylan, onun ilk filminden geliyor. Ayrı bir sempatim var ona karşı. Sibel Can'ı beğeniyorum. Sahnesini, sesini, yumuşacık yorumunu. Ama bunun dışında müzik piyasasından işte Levent Yüksel'den Sezen Aksu'ya ya da günümüzden Sıla'dan Mustafa Ceceli'ye kadar seçtiğim, cımbızladığım çok değerli yorumcular ve besteciler var. Albümünüzde kendinize ait besteleriniz var dediniz. Ve bu bestelerde mutlaka yaşanmışlıklarla alakalı bir hikayeniz vardır. Bu parçalarınızdan bize bir kuple söyleyebilme şansınız var mı? Sevinirim, tabii mutlu olurum, seve seve. Şarkılarım tamamen hepsi gerçekten hikayesi olan şarkılar. Hiçbirini oturayım da hani bu albüme koyayım diye yazmadım. Öyle yazamıyorum zaten. Devamlı üreten, çok sık beste yapan arkadaşları takdir ediyorum. Ama ben hissettiğim zaman, gerçekten içimden geldiği zaman yazıyorum. Dolayısıyla gerçek şarkılar oluyor onlar. Hikayesi olan, bana ait olan şarkılar. Çıkış şarkımı ufak seslendirebilirim nakaratını, medeni hali. Unut kalbim, bekleme boşa, yasaklar mı reva sana, haram sana bu sevda, ne olur artık anla. Medeni hali evli. Akdeniz bölgesinde büyüyen bir insan olarak yemeklerle aranız nasıl? Çok güzel. Çok seviyorum yemeği yapmaktan pek hoşlanmıyorum ama yemek dediğin zaman oranın böyle yağ oturmuş, salçası oturmuş dolmaları, kebapları, tantunisi çok leziz yani. Alıkoyamıyorum kendime. Aç karnı mı şarkı söylemek daha sağlıklı yoksa tok karnı mı? Bu kişiden kişiye göre değişiyor aslında. Ortası diyelim. Yani ne aç ne tok. Tabii hemen yemek yediğiniz zaman kişi kendini rahatsız hissediyor ve diyaframına nefesi çok rahat bir şekilde dolduramıyor. Bu yüzden pek sağlıklı diyemem. 2 saat öncedir hani normali. 1,5-2 saat öncedir. Ama kişinin hani herkesin nasıl parmak izi farklıysa vücut yapısı verdiği tepkiler de, organların verdiği tepkiler de değişiyor. Kimisi 4 saat önce yediği zaman, hani boş mideyle çıktığı zaman kendini rahat hissediyor. Ama ben yani mümkün değil. Ben güzel böyle karnımı doyuracağım, çıkacağım ve gümbür gümbür söyleyeceğim. Çünkü vücut direnci ve gücü şarkı söylemeyle doğru orantılı. Vücut ne kadar sağlıklı, uykusunu almış, yemeğini yemiş, enerjisi yüksek olursa şarkı söylemedeki performansı da o kadar güçlü ve etkili oluyor. Ceylan Hanım'a bu yoğun temposunda bize vakit ayırdığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizinle beraber olmak, sohbetiniz. Ayrıca bu güzel mekanda, Harbi Restoran'da, memleketimin lezzetleriyle aranızda olmak çok mutlu etti beni. Herkese de tavsiye ediyorum. Gerçekten Adana'nın birebir, yani hani dışarıda birçok yerde yedim. Ama birebir lezzeti ilk defa burada tattım. Çok mutlu oldum ben de gerçekten. Peki son olarak bizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ne iş yapıyorlarsa en iyi şekilde yapmalarını tavsiye ediyorum. Yanlış hayallere kapılmasınlar, altı boş zemini olmayan yollara yürümesinler. Hedeflerini doğru belirleyip sağlam adımlarla, doğru insanlarla yola çıksınlar. Özellikle albüm yapmak isteyen ve hayali bu olan, şarkı söylemek isteyen gençlere tavsiyem budur. Başarılarınızın devamı diliyoruz biz de. Çok sağ olun, çok mersi.